Merhabalar, ben Köftes Köte ve Efsun'un sanırım 18. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm ne yapacağız? İnventörümde gördüğünüz gibi elektrik çağına geçeceğiz. Uzun bir crafting süreciydi muhtemelen. Sadece craftingler bir bölüm alabilirdi, o yüzden biraz hızlı geçtim orayı. Önden craft ederek. Gene birkaç bir şey craft edeceğim de. En başlangıç makinelerimizi önden craft ettim. Bunlar Basic Wire Mill ve Basic Bandit Machine. Boo, he is bad. We want Bender. Futurama izleyicileri gelsin buraya. Burada da Basic Steam Turbine. Peki bunu nereye yerleştireceğiz? Sorun orada. Minecraft'ın o sakinleştirici müziği. Şuraya yerleştirebilirim. Ama önce bir uyuyalım. Gün olsun, gündüz olsun. Evet. Bunun yanı sıra yapmam gereken başka ne var? Greg Tech makinelerinden bayağı bir şey yapacağım. Ancak şimdilik Alloy Smelter, Extractor, Compressor, Macerator ve Furnace bu şekilde kalacak. Çünkü şu an daha verimli benim açımdan. Fakat Plate Mining Machine ve Wire Mill zorunluluktu benim için. Ve ardından da şunu alalım. Öncelikli olarak şunu nasıl yapıyorum diye soracak olursanız, şu an bunu yapmanın yolu Alloy Smelter'a 2 tane rubber bar ve bunu atmak. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Hammer'ı bu şekilde yerleştirip bu da bu şekilde yapılıyor. Evet. Wrench. Tamamdır. Plate bending machine gel. Aa dur. Yanlış arkadaşı koymuşum buraya. Wire mill. Steam turbine'ı da şöyle koyuyoruz. Baldır umarım. Ya da dur. Seni wire cutter'la kesmemiz lazım. Wire cutter da şu şekilde yapılıyor. Bu şekilde falan filan böyle sıkıntı bir resmi. Bu da bu şekilde yapılıyor. Evet. O zaman bizim Steam'e ihtiyacımız var. Peki Steam'i nasıl sağlayacağız? O da Steam's Factory Manager. Inventory Cable. Gel bakalım. Tamamdır. Bunun yanı sıra yok. Tamam, başka bir şeye ihtiyaç yokmuş. Glass'ımız var. Iron'ımız var. Redstone inventory'imde var. Tamam. Tamamdır. Bu iş görür. Hali hazırda başka yoktu. Tamam. Şimdi yapmamız gereken iş basit. Buradan bunu alıp buraya taşımak. Gel bakalım. Bu arada bu geçici bir sistem. Daha sonra bunu daha düzgün bir tanesiyle değiştireceğim. Merkezi bir Steam aktarım hattıyla. Ama şimdilik böyle bir
düzen kullanıyoruz, hazır bir Steam üretimimiz var diye. Tamamdır. Ve şuradan da Steam gel. Outputlar. Evet, doğru, henüz bağlamadık. Evet, bağlanmıyor buradan galiba. Bağlanıyor. Bağlanmıyor. Wirecutter gel. Ve merak etmeyin, hepsini inceledim. Steam Turbine. Ah, teşekkürler Creeper. Sen eksiktin. İşte bu yüzden evime cam lazım. Creeper'lardan nefret ediyorum. İskeletler kadar değil ama Creeper'lardan gene nefret ediyorum. O zaman seni nasıl taşıyalım? Tamam, şöyle bir yöntem kullanayım artık o zaman. Buraya da cam döşemem gerekecek. Hatta hemen zaten inventörümdeymiş camlar. Tamam, şu şekilde döşerim o zaman. Tamamdır, süper. Ve benim bifteklerim nerede? Optifine'a güzel bir böyle dalgalanma oluyor. O da eğlenceli bir sonuç ortaya çıkartıyor. O zaman gel bakalım. Basic. Herhangi bir patlama yok. Güzel. Peki bunların nasıl yapıldığına bakalım. Bu şekilde yapılıyor. Play Basic Bending Machine. Bu şekilde. Evet. Şimdi size Magnetic Iron Rod. Bu biraz kafanızı karıştırabilir. Magnetic Iron Ingot istediğini görüyorsunuz ve bunu harbi yolda yapmanın yolu yok. Şu arkadaşı yapmak lazım. Fakat o olmadan onu nasıl yapacağız? Başka bir yapım yolu daha var. Başlangıç için. Bir tane Iron Rod alıp ya da Rough Iron Rod, Pig Iron Rod, normal Iron Rod fark etmez. Üçünden biri. 4 tane redstone koyun. Bir adet Magnetic Iron Rod'umuz olur. Kalimera burada şaşırmıştı. Bu şekilde yapılıyor. Bunlar şu falan filan. Bu wrench. Böyle en iyi ayda bayağı güzel vakit geçireceksiniz. Elektronik circuit yapımı hakkında bir detay. NAT chip kullanmanız lazım. Bu bundan istiyor. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz zaten. Thin wire. Bunu wire cutter'la yapıyorsunuz ve red alloy wire. Red alloy wire'ı red alloy plate ile yapıyorsunuz. Red alloy plate'i de red alloy'dan elde ediyorsunuz. Alloy smelter gel. Red alloy'un yapımı ise bir copper, hangi tip copper olduğu fark etmez. Gördüğünüz gibi normal copper da oluyor. Ve 4 tane redstone. Bize bir adet red alloy ingot veriyor. Evet, bunları yaptığımıza göre artık daha kolay yollu bir yolla ve daha ucuza
Normalde bunu kullanarak elde ettiğimiz tinware'a bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir plate'ten bir wire elde ediyor. Şu an bir plate bize 2 adet ingot demek. Fakat burada bir ingot koyuyoruz. Ve bize 2 adet tin wire veriyor. Öncekine kıyasla 4 kat daha verimli. Aynı şey plate için de geçerli. Normalde bir plate için, daha sonra ben bir plate için bir ingot harcıyoruz. Varsa 2 ingot harcıyoruz. Şimdi öncelikle bir şey bakacağım. Evet, bu circuit'e ihtiyacımız var. Mış. Bu normalde önceden yoktu. Artık var. Tamamdır, yaparız. Senin yapımın bir adet elektronik circuit. Hazır bu fırsat. Bu arada unutmadan normal IC2 wire'larını da yapabiliyoruz. Hemen göstereyim yapımını. Bu şekilde ters yönde IC2 wire'larının bize kattığı avantaj başlangıçta daha ucuzlar. Bu. Başka bir artıları yok. Bunun yanı sıra şey, onları normal Gregg Tech makinelerini bağlamak için kullanamıyoruz. Ve ayrıca ufak bir şey dikkatinizi çekerim. Amper diye bir olay söz konusu. Ve buraya da bakarsanız amper destekliyor. Ayrıca bir kablo boyunca bir EU kaybediyor. Daha sonra iki EU kaybediyor. Bunu yalıtırsak eğer o bu 1'e düşüyor. Peki 1 amper geçiriyor. 2x yaparsak 2 amper geçiriyor. Ve bazı resipiler bunu gerektiriyor. 4 doğrusu, pardon. Evet, 4 12 16 8 en yükseği bu. ...16x tin wire. Bayağı ilginç şeylerde de kullanılabiliyormuş. Evet. Copper wire. Şimdi benim biraz circuit yapmam lazım. Bunun için buna ihtiyacım var. Sizin karşınızda bir adet circuit yapalım hemen. Tabii steel plate'e de ihtiyacım olacak. Son bu şekilde craft ettiğim plate'ler. Pardon, asıl sonuncusu bu. Ve siz de gelin. Bu arada bu 128 EU taşıyabiliyor gördüğünüz üzere. Ve voilà. Evet. Şimdi senin de bir modunu alalım. Evet. Oyun çöktü, hemen geliyorum. Evet ve bu crash yüzünden tornavidam kaybolmuş. Neyse, yenisini yaparım. Evet. Sen gel bakalım. Ardından bana bir tane daha tin ingot ver. Ve misler gibi template'lerimizi elde edilsin. Bakalım Steam
Gayet verimli. Bu kadar verimli olacağını tahmin etmemiştim. İlginç. Evet, gördüğünüz gibi çok daha ucuza artık plate ve kablo elde edebiliyoruz. Yaşasın! Yay! Peki, yapmamız gereken başka hangi makineler var? Zibilyon tane. peki, o zibilyon tane arasında... Polarizer... Senin yapabiliriz. Autoclave ne işe yarıyordu? Ha! Dustları crystallize ediyor. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bakalım. Arc Furnace. Ha, Swiftic Machine deneyecektik bir ara. Blast Furnace, Sen. Replicator, bu değil işimizi gören şimdilik. Packager. Thermal Centrifuge. Ore Washing Plant. Tamam, senle işimiz olacak. Electrolyzer'ın en basit halini yap. Gerekecek bir ara. Ama gelişmişini de yapmam gerekecek. Centrifuge yapmam gerekecek. Scanner yapmama gerek yok. Printer... Bilmiyorum. Recycler'a gerek yok. Kısa gerek olabilir. Macerator. Bunun Advanced Macerator'a geçtikten sonra işimize yarayacak Macerator'lar şu an... Ha. Bu bize lazım. Extruder ileride işimize yarayabilir. Evet, yarayacak. Hem de kısa sürede yarayacak. Evet, sebebini şimdi hatırladım. Çünkü şu arkadaşları yapmak şu an bizim için pahalı. Bir anda hayvan gibi rubber'ı steam'i götürdüler. Birazdan buraya yakıt atılır. Anında sildi süpürdü. Ve yapmamız gereken başka bir şey daha hatırladım. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Şimdi. Lityumun 57 mi? Nasıldı? Bu arkadaştan elde edebiliyoruz. Centrifuge okuyarsa. Tungsten'den elde edebiliyoruz. Crush Lithium Ore. Nerede çıkıyor acaba bilmiyorum. Ama şimdi lityum o kadar... Verimli değil bizim için sodyum. Sodyumun kolay elde edim yollarına bakalım. Bakalım. Na 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 Batman. Sodyumun da kolay bir elde edim yolu yokmuş şu an. Ha. Tamam, buldum. Clay dust'tan sodyum ve lityum elde edebiliyoruz. De
lityum sanki daha verimli gibi. Neyse. Evet, clay dust kullanabiliriz aslında. Tuz kullanabiliyoruz. Ve klor da elde ediyor. Tuz bulabilirsek aslında güzel. Lizerate dust. Sodyum sülfat. Borax. Sodyum presülfat. Torona. Zeolit. Sodalit. Bakalım dustlarımıza bir bakalım. Mixer, old clay, zinc dust, lazurite dust, sodalit. Lazurite dust'tan elde ediyor muyduk sodyum? Evet. Tamam. Evet. Lapis dust'ları işleyerek elde edebiliyoruz. O zaman centrifuge ve electrolyzer yapmam gerekecek. Güzel. Daha fazla steam üretimi. Buradaki camlar da gitmiş. Görmemişim. Ve benim daha iyi steam üretim yollarına bakmam lazım. Boiler. Evet. Large boilerlara girişmemiz gerekecek. Bunların nasıl kullanıldığını henüz bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Şimdi bakalım neler istiyor. Bir input. Main taste hatch, muffler hatch. Tamam. Bakmamız gerek. Benim YouTube'dan biraz incelemem gerekecek bunları. Çünkü daha fazla buhar elde edebilmemiz lazım. Ama öncesinde benim önemli bir şey yapmam lazım. O da bolca steel plate. Neden diye soracak olursanız, çünkü railcraft tank yapmak istiyorum. Evet, tek sebep bu. Şu odaya dev bir railcraft tankı koyacağım. Şu tarafa falan. Orası steam üretecek bize. Evet, o yüzden de şunlara bakalım. Daha fazla steam'imiz üretiliyor. Bunları da taşıyacak bir yer lazım. Sizler ne durumdasınız? Güzel bir siteyi geçmişler. Ve buraya da bir yere girişmemiz lazım. İçerideki modlardan birini stabilize etmeyi düşünüyorum. Bakalım onun dışında ne yapabiliriz? Rubber tarlası döşemem lazım. Şimdi aklıma geldi. Ve şuraya bir şekilde otomatize etmem lazım. Bayağı bir dolmuşsunuz. O zaman ben sizi şimdi şöyle alayım. Oraya otomatize edip yapacağım şey güzel bir çarkol üretimi. Tamam, aldım senin için. Setlikler bayağı bir doldurmuştu orayı. O zaman setler, siz şöyle girin, sizi bir ara bakalım neler yapabiliyoruz sizden. Plant ball. Macerator, wood pulp. Wood pulpları bu şekilde kreosoto ile elde edebiliyormuşuz. Bir saniye. Setlere bakıyordum ben.
Bunu üretmenin bir yolu vardı. Şunun üzerinden geçiyor da IC2 eklentisi olmadığı için bakamıyorum. O zaman onu da bir inceleyeceğim demektir. Tabii ki de Steam'imiz bitti. Bu yüzden daha fazla Steam üretimine ihtiyacımız var. Kablolar gelin. Siz lazım mısınız? Bir ara. Bir de bir şey deneyeceğim. Bir şey bakacağım. Sizler... Senler... Extruder... Evet, extruder lazım illa buna. Başka bir yolla olmuyor. Ya extruder ya da smelter. Smelter. İyice bir tekrar emin olalım. Fluid solid fields. Bilmem ne bilmem ne. Alloy smelter. Extruder. Extruder ucuz olan şu an. Evet. Ve benim bir ara... Şimdi manuel yapalım onu. Bir saniye sizleri kullanabileceğim alanlar. Extractor. Seni azıcık şuraya atalım. Tamam. Bunun yanı sıra Rubber Tree. Gündüz yapalım ve şu rubber tree'leri de ekelim. Öyle gündüzmüş zaten. Ekeceğimiz yerde şurası olsun. İki, iki, iki. Dört. Beş. Bir, iki. Şurayı azıcık temizleyelim. Evet. Rubber orada ihtiyacımız azalmış baya. Tam 5. 5. Bu şekilde böyle bir düzende ekiyorum. Bu arada bana neden rubber ağaçlarını kesiyorsun falan diye soracak olursanız yan ürünlerini de elde etmek için. İleride bayağı işe yarıyorlar. Ya aslında şey, daha verimsiz gibi gözükse de aslında bayağı bir verimli ki yakında Tomcraft'ta azıcık ilerleyince çoğu şeyi aşırı hızlı büyüten bazı aletler var. Onları elde edeceğiz. Bir alet var daha doğrusu. Bitkilerin aşırı hızlı büyümesini sağlıyor. Onunla her şey çok daha güzel olacak. Evet, rubber ağaçlarımızı da ektik. Şunlar da şöyle gitsin bakalım. Şu serpinklere de bir çözüm bulmamız gerekecek. Şimdi onları biraz siteye çevirelim. İki siteyini. Testlerimiz neredeyse. Ucu ucuna dayandı. Evet. Bolca stick elde ettik onlardan. Aslında daha verimli olabilir. Tamamdır. Şimdi benim biraz da size ihtiyacım var. Bundan Trade Station yapılıyormuş. Güzel.
Bakalım. Station da güzel fakat ondan daha güzelini yapacağım ben. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir şey yapılıyor. istediğim tank. Evet. Boiler tank değil. Steel tank wall. Tamam. İstediğim şey bu. Bu şekilde yapılıyor. Ve bundan ne kadar lazım olacak onu hesaplamam gerekecek. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler, iyi eğlenceler. Ve ben de bölüm arası bunları hesaplayıp geliyorum.